Yani şimdi pandemi nedeniyle köylere dönüşler, yani köy diyoruz ya, bizim ilçelerimiz zaten şeydir. Yani burada yerleşim sizde de fazla oldu mu başkan? Tabii Dönen. maalesef ilk defa bu sene, 7 senede beri bu sene de nüfusta artış oldu. Yani her sene düşüş oluyordu. En az 3-500 kişi her sene göç gidiyor biliyorsun. Bir de Fatsa olayı çıktı şimdi. Fas'ta o organize sanayi büyüdükçe bizim mahallelerimizdeki nüfuslar da azalmaya başladı. Bu sene ilk defa bu pandemiden dolayı köye dönüş oldu. Artı yönünde bir ilçe nüfusunda bir artı fazla, en azından eksilmedi. Yani fazla artmadıysa da bile. Biz de bu pandemi dönemini fırsatı bilerekten bazı sosyal tesisler yapmaya başladık. İşte yöresel ürünler satış yeri, kıraathane gibi, gençlik merkezi gibi. Yani Ormek binamızı açtık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza burada ayrıca teşekkür ediyorum. İkizce ve bizde yani arka ilçelerde iki tane ilçede Ormek binası açıldı. Şu anda onlar faaliyette. Biz de Katedral Lokali misafirhane, işte Kızılay binamızı açtık. Yerel Kalkınma Derneği'ni kurduk. Akşama zaman Katedral Lokali'ni, Engelliler Derneği'ni. Sosyal amaçlı, sosyal Sosyal için faaliyet. evet faaliyetlerimizi de bu pandemi döneminde fırsat bilerekten biz bazı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Başladık, kimisini tamamladık, kimisini de şu anda yapmak üzereyiz. İnşallah bu virüs denen beladan kurtulur. Vatandaşlarımız da orayı kullanacak insanlarımız da rahat bir ortamda en azından bu hizmetleri hep beraber paylaşır. Orada rahatla sükunet içinde inşallah buralarda otur, muhabbet eder diye Bir de başkanım, dua. şimdi bu ilçemizden yetişip yani büyük şehirlerde iş adamı olmuş Çatalpınarlı hemşerilerimiz var. Onlara bir mesajınız, memleketlerine yatırım amaçlı. Var, Allah razı olsun. Bizim de yani yatırım amaçlı olmasa bile çok büyük iş adamlarımız var. En azından bir tanesini söyleyeyim buradan. Kendisi görmüş olduğunuz şehir içinde giderken Hacı Ali Eriş İmam Hatip Lisesi çok programı yerini verdi. Evet, 12 girişte 12 gördüm. evet görüşte güzel bir bina. İş adamlarımız yatırım yapmasalar bile en azından ilçeye faydalı olacak eserler yapıyorlar. Aynı Hacı abimiz, Cevat Eriş abimiz buraya kendisi acil poliklinik yaptı. 4 kat. Çok Onlara güzel. teşekkür ediyoruz. Biz bizim dönemimizde yapılanları söylüyorum. Gerçekten ilçemize büyük katkıları olan insanlar. Ama yardımlarını esirgemiyorlar. Yatırım olayı farklı bir şey. Yani Yani mesela şöyle bir şey, yani mesela İstanbul'da iş adamı olmuş veya Ankara'da iş adamı olmuş Çatalpınarlı hemşerilerimiz, yani gelsinler memleketlerine de yatırım yapsalar güzel olmaz mı? Yani siz de bu konuda yardımcı olursunuz herhalde. kesinlikle bir tane inşallah birisiyle görüşürüz zaten. Bir dört dönüm Gençlere iş verme tabii amaçlı. 4 dönüm bir yerimiz vardı, 4,5 dönüm. Dedik hatta yerini biz hazırlayalım. Gelin. Bu çalışmalarımız var. Onların istişarelerimiz sürekli var. Eğer onlar buralara yatırım yeri düşünüyorlarsa yer bizden, yeri bedava veriyoruz. Yani kaç yıl kiralanması Evet. gerekiyorsa biz yer tahsis ediyoruz. Gelsinler yatırımlarını yapsınlar. Yer var, insan var, iş gücü var. Onlar da eğer iş yerinde kurarlarsa hem onlar kazanır hem Çatalpınar kazanır. Görüyorsunuz bir mikrofondan uğraşıyoruz. Evet. Yani dünya ne hale geldi. İnşallah bundan herkes bir ders alır da. Herkes Çok memleketinden bir yani yatırım işte yapar.